8 Mart 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadın uzun çalışma saatleri karşılığında aldıkları düşük ücret ve daha iyi çalışma koşulları istemiyle tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçmaması sonucu ya da kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP il binası önünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Adil Aktay basın açıklaması öncesi kadınlara karanfil dağıttı. Aktay 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Teşekkür ederim. İdlib'de canlarını yitiren şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Kadın Kolları Başkanı Pakize Esen, kadınlarımızın karşısına çıkan engellerin aşılması için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların eğitiminden başlamak üzere sorunlarının ve karşılarına çıkan engellerin aşılması için ciddi ve kapsamlı bir politikaya ihtiyaç vardır. Esen, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınlarımızın toplumda hak ettiği yer bulması için yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınlarımızın toplumda hak ettiği yeri bulması için açısından yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi bildirir. Kadınların çalışma alanının her çalışma yaşamının her alanında daha çok yer bulması, ekonomik bağımsızlığa kavuşması temennisiyle bu uğurda canlarını veren kadınlarımızı rahmet ile anar, bu anlamlı günün tüm kadınlarımıza ve dünya insanlığına hayırlar getirmesini dilerim.